Pekala. Büyük probleme biraz daha uzaktan bakmaya ne dersiniz? Tamamlanmış filmlerimiz farklı şekillerde izlenirler. Örneğin filmin gösterildiği ekran bunun gibi bir monitör ya da bunun gibi bir projektör olabilir. Bu noktada başka bir problemle daha karşılaşıyoruz tabii. Bu ekranların ikisi de aynı renk sinyalini yani saf kırmızıyı alıyorlar. Ama gördüğümüz renkler birbirinden oldukça farklı. Bunun sebebi monitör ya da projektörler gibi ekranların algılanabilen renklerin sadece bir kısmını üretebiliyor olmasıdır. Saf ya da tek dalga boylu kırmızı, yeşil ya da mavi ışıkta karşılaştıklarındaysa sorun yaşıyorlar. Bu ekrandaki kırmızının buna göre biraz daha koyu yani saf olduğunu görüyorsunuz, değil mi? CIE diyagramında saflık derecesi en yüksek olan kırmızı, mavi ve yeşilin diyagramın en dış kısımlarında. Burada, burada ve burada olduklarını hatırlıyor olmalısınız. Ama tipik bir RGB monitörünün saf kırmızı, yeşil ve maviye yakın bir renk yaratabilmesi söz konusu değildir. Bu renkleri göstermeye çalıştıklarında elde edebilecekleri en iyi sonuç bu bu ve bu noktaya gelebilmektir. Ekranlar bu renkleri karıştırabildiklerinden dolayı cihaz siyah üçgenin içindeki renkleri gösterebilir ve bu alana da cihazın gamutu adı verilir. Gamut herhangi bir cihazın üretebileceği renk aralığıdır. Matematikçiler, gamutun algılanabilir ya da görülebilir renk uzayının bir alt kümesi olduğunu söylerler. Bu kümenin büyüklüğü film yapımcıları açısından çok önemlidir. Çünkü yapımcılar filmlerini renklendirebilmek için çok geniş bir palete sahip olmak isterler. Daha fazla renk daha fazla sanatsal özgürlük anlamına gelir. Uzun bir süre boyunca filmlerimiz geniş bir gamuta sahip filmler üzerinde gösterildiler. Daha sonra film gamutuna göre daha sınırlı bir gamuta sahip dijital projektör gamutuna geçtik. Yakın bir zamanda piyasaya çıkan lazer aydınlatmalı dijital projektörlerin gamutuysa film gamutundan bile geniş. Bunun sebebi ise lazer ışığının tek dalga boyuna çok yakın olması sonucu çok saf kırmızı, yeşil ve maviler üretebilmeleri. Şimdi size düşünmeniz için bir soru sormak istiyorum. Sizce filmlerimizin farklı gamutlara sahip tüm cihazlarda iyi göründüğünden nasıl emin olabiliriz? Sıradaki alıştırmayla uğraşırken bu soru hakkında da düşünebilirsiniz.